arkadaşlar. Oğuzhan'la ikinci dersimiz. Ve yine bu defa D100 Karayolu. Neredeyiz tam olarak? Mecidiyeköy. Daha doğrusu Ok Meydanı. Menkemiyiz. Dünkü heyecanın var mı Oğuzhan? Yok, çok rahat. Dünün etkisi var mı bu heyecanı yandan? Var, çok etkisi var. Yani trafikte olmak, onlarla birlikte olmak yavaş yavaş onlardan biri olmaya doğru götürüyor insanı. Yani o adaptasyonu sağlıyor. Dolayısıyla korkup heyecanlanmak yerine aslında bu işin içerisine bir kez iki kez en azından ehliyet almadan önce girmek gerekir. Bu çok fazla yapılan bir şey değil direksiyon eğitimlerinde. Yani ehliyet almadan önce çok fazla yapılan bir şey değil. Yani bu tip yollarda araç kullanmak vesaire. Ama biz elimizden geldiğince bu tip yollarda araç kullanıyoruz. Tabii birçok insan şunu düşün, ben eminim çünkü bana tepkiler de geliyor o şekilde. Yani negatif tepkilerin geldiği insanlar genelde araç kullanmayı bilen ve ön yargılı insanlar. Diyorlar ki ne de olsa sizin bunları yaptırdığınız insanlar, yani adaylar araba kullanmayı biliyordur. Öyle bir şey yok. Yani bizde gelip çalışanlar, araba kullananlar bunu çok iyi görüyorlar. Yani hiç bilmeyip gelenler. Yani belki de videolar izlediğinde bunlar biliyordur falan diyenler o ön yargılarında çok haksız olduklarını görüyorlar. Çünkü araba kullanmak, tekrar söylüyorum, hele ki böyle bir yerde araba kullanmak aslında çok zor değil. Sadece dikkatli olmak. İşte bu tip yollarda en önemli olacak 2-3 tane sistem var arkadaşlar. 2-3 tane kriter var. Bunları çok iyi seyretmek lazım. Mesela önümüzdeki araçla mesafemiz, yani teknik dille takip mesafesini çok doğru koymak zorundayız. Önümüzdekiler mesela, siz şu an görüyorsunuz ortadaki küçük pencereden, önümüzdekiler fren yapıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Stop sinyallerden. Stop ışıkları yanıyor. Dolayısıyla bizim de stop, yani fren kullanarak iniyor olmamız ve mesafemize riayet etmemiz gerekir. Yani hızımızı sürekli aynı limitte tutamayız. Çünkü önümüzdeki fren yapıyorsa biz de yavaş yavaş hareket ederiz. Bu şuna benziyor. Yani çok ağır işte halay çeken insanların içine kasap havasıyla giremezsiniz. Siz de ona aynı ritme ayak uydurmak zorundasınız. Dolayısıyla birincisi takip mesafemiz. Ve önümüzdeki araçla, özellikle önümüzdeki araçla, eğer şerit değiştirmeyeceksek, önümüzdeki araçla ritmimiz aynı olmalı. Yani o fren kullanıyorsa biz de fren kullanmalıyız. O gidiyorsa biz de gitmeliyiz. Ama her halükarda takip mesafemizi aynı koymak zorundayız. Oraya gireceğimizi bilmiyor olabilirler ama Oğuzhan. Nasıl bildireceğiz bunu? Süper. Yani bizim bunu yaptığımızı bizim diğer trafikteki insanlara izah etmemiz gerekiyor. Bu da sinyalle olabilecek bir şey. Yani trafikte bir sürücü diğer bir sürücüyle genelde ışıklı ikazlarla anlaşır. Korna çok aslında gereksiz kullanıldığı için Türkiye'de, yani amacının dışında çok fazla kullanılıyor. Bizim bunu daha böyle ciddi elzem durumlarda, evet işte ikaz etmek için kullanılması gereken bir mekanizmaydı korna, ama biz her şeyi kornayla kullanıyoruz. Çok amacının dışında kullanıyoruz. Birincisi demiştik, takip mesafemiz ve doğru ritim. Yani önümüzdekiyle aynı ritimde hareket edeceğiz. İkincisi geçişlerde, özellikle şerit geçişlerinde sadece ayna kullanmalıyız. Ama öncesinde muhakkak kullanmalıyız. Onun dışında çok fazla kullanırsak aksi halde dikkatimiz dağılabilir. Bunu da söyleyeyim. Fazlasıyla da dağılır. Bu da şuna benziyor. Ben hep benzetmelerle yola çıktığım için, yani bir çay servisi ya da kahve servisi yaptığınızda bir yakınınızda ya da bir arkadaşınıza evinizde, muhakkak çaya değil ya da kahveye değil de önünüze bakarsınız. Sen böyle mi iş taşıdın babana böyle bir şey? Evet. Nereye bakıyorsun? Çaya bakarsak bardağa hep dökülme riski. Evet, dökülme riski var, doğru. Ama önümüze bakarsak böyle bir riskten kurtulmuş oluruz. Araç kullanırken de araç içerisinde herhangi bir şeye gereksiz bakmamalıyız. Önümüze bakacağız.
önümüze bakarak hareket edeceğiz. Şerit değiştirme ihtiyacı duyduğumuzda da öncelikle bunu diğer sürücülere anlatacağız. Yani sinyalle ve ardından aynaya bakacağız ama çok uzun değil. Sadece şerit değiştireceğimiz zaman bu tip yollardan bahsediyorum. Aksi halde bir şerit var ise ve o şeritte gitmeyi kararlaştırdıysanız, yani kendiniz karar verdiyseniz, muhakkak önünüze bakarak gitmeniz yeterlidir arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız, öğrenciler diyor ki ya arkamdan gelen çok süratli geliyorsa, ya ben hep şunu söylüyorum, her sürücü şerit, tekrar tırnak içerisinde söylüyorum, şerit değiştirmediği sürece sadece önündeki araçtan sorumludur. Yani sorumluluğu olan araç önündeki, şeridindeki ve önündeki araçtır. Ya da diğer şeritte önüne geçmeye çalışan aracı da dikkate alır ama ön tarafına yoğunlaşır. Arkanızdaki araç da bu sizin sorumluluğunuzun aynısı arkadaki araçtadır. Yani size karşı bir sorumluluğu vardır. Siz onun sorumluluğunu yüklenmeye çalışırsanız dikkatiniz dağılır. Siz sadece kendi yapmanız gereken şeyleri doğru şekilde yapmakla mükellefsiniz. Onun dışında sürekli aynalara bakarsanız emin olun dikkatiniz dağılır. Yani sürekli bardağa bakan bir tip düşünün. Yani orada muhakkak belli sıkıntılar yaşar insan. Dolayısıyla bu tip yollarda bir de bu vardı. Yani çok gereksiz ayna kullanmayacağız. Çok gereksiz. Gerektiğinde muhakkak kullanacağız. Daha başka ne yapmamız gerekir diye sorarsanız, hız limitlerine kesinlikle riayet edeceğiz. Yani burası D100 karayolu ve 80 km saat hız limiti var, azami. Karayollarının kanun ve nizamlarına göre de %10 hız limit aşımı yapabilirsiniz. Yani 80'in %10'u 8 dersek 88 km saat hızla gidebilirsiniz yasal olarak ama azami. Yani 80'i görüp 80'le gitmek zorunda değilsiniz. Ne yaparsınız? Yani 70'le de gidebilirsiniz. 60'la da gidebilirsiniz insanları rahatsız etmeden. Ama bu işin üst limiti 88'dir. Yani bulunduğunuz yolun hız limitlerine muhakkak riayet etmelisiniz. Muhakkak riayet etmelisiniz arkadaşlar. Bu yolları yapan arkadaşlar, yani mühendisler muhakkak bu limitleri bir şeylere dikkate alarak koyuyorlar. Onu söyleyeyim. Çünkü araçlar özellikle yani donanımsız, zaten çok aşırı donanımlı araçlar yok. Yani hepsi binek, otomobil. Arkadaşlar yaklaşık 60 km saat hızı geçtikten sonra artık yavaş yavaş aracın kontrolü araca geçmeye başlar. Yani sizden çıkmaya başlar. Bu yüzden çok hızlı gitmemelisiniz. Çok iyi sürseniz bile belli eğimler ve belli dönüşler sizi yolun dışına itebilir. Ne diyor mesela? Ya direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Kaybetmedin. Hakimiyeti arabaya verdin, arabada istediğini yaptı. Yani senin neden direksiyon hakimiyeti kaybolabilir ki? Çünkü o hakkı ona verirsen, arabaya verirsen kaybedersin. Çünkü senin artık isteğin ve bilincin ve komutların dışına çıkabilir araba. Bu yüzden limitlerin üzerine çıkmamaya çok dikkat edin arkadaşlar. Her yolda da, bu tip yollarda da. Bu arada Oğuzhan'cığım maşallah çok iyi gidiyorsun. Ben hem anlatıyorum hem yola da bakıyorum arada ama enfes. Ama bak, burada bu mesafeyi yine de biraz uzun tutmalıyız. Ne olursa olsun biz diğerlerine bakıp aynı hataya düşmemeliyiz. O ona çok yakın gidiyor. Hiç umurumuzda olmamalı. Ben bunu da izah edeceğim. Arkadaşlar, zincirleme trafik kazalarının sebeplerinin en büyük sebebi hemen hemen takip mesafesidir. Yani o anki yol koşullarına ve hava koşullarına göre takip mesafesini artırırsınız her zaman, koşullara göre. Takip mesafesini eğer doğru tutmazsanız, arkaya doğru takip mesafesini korumayan her araç birbirine vurur. İşte zincirleme kaza bundan olur. Takip mesafesini sağlıklı koyan kişi zincirleme kazayı bitirir. Takip mesafesi nasıl sağlıklı olur? Şunu demeliydi Oğuzhan. Birazdan video bitecek, onun için hızlı anlatacağım. Önümdeki araç aniden dursa bile, zincirleme kazalar bundan olur zaten. Hepsi aniden durur ama vura vura. Aniden dursa bile ben sağlıklı bir şekilde nasıl durabilirim koymak zorundasınız. Aksi halde zincirleme kaza kaçınılmazdır. Ben
Sağlıklı dursam arkamdakini de kurtarırım ve zincirleme kazadan kurtulurum. İyi dersler diliyorum.